Sonra da işte ben sığırcık gibi böyle gözlerimi kapatıp böyle dudaklarımı da uzatarak böyle daldım çocuğa. Kızım devrezil oldum ha. Ay ne var canım, ileride çocuklarına anlatırsın güzel hikaye bence. Böyle babanla öpüşmeye çalışırken kafasını patlatıyordun ders. Bir de çocuk sevgili kazası demiş. Ne desin yani? Kızın kafalarını buruşturacağım ha şimdi, sizinle dalga geçip duruyorsunuz. Öyle bir anda şey deyince... öpebilir miyim? Bir öpeyim. Ben bir heyecanlandım. Kim arıyor, kim? Kim arıyor? Bay Ego. Son şansı için arıyor. Açma bence. Açma yani öyle hemen. Ne açmayacak be? Bugün büyük gün. Aç, aç. Aç. Efendim Murat. Lütfen. Sadece bir kez olsun beni dinler misin? Yine başladı siparişler, emirler. Lütfen. İçinden gelen sese bir kere olsun kulağını kapa ve beni dinle. Ne kadar mutlu olacağımızı gör istiyorum. Ya bu kadar eminsin yani. Adım kadar. İyi madem. Bu kadar eminsen dinliyorum. Şimdi kapı çalacak. Hadi aç. Kutuları. Murat Bey gönderdi. Fark ettim. Sağ ol Çağla. Ne bunlar? Soru sormak yok. Sadece senden isteğim akşam saat 8'de hazır ol. Seni alacaklar. Bir dakika, bir dakika. Nereye alacaklar? Nereye götürecekler? Hayat, nasıl anlaştık? Soru sormak yok. Sadece dediğimi yap. Söz veriyorum. Her şeyi unutturacağım sana. Neymiş bunlar? Murat gönderdi. Onu anladık da. Ay açıyorum ben. Hayat, kızım. Allah'ım bunu. Murat aşırı derecede romantik. Oha. Oh. Kızım, anladığım kadarıyla seni bir masal prensesine çevirmeye çalışıyorum. Allah'ım. Sen aç bence. Gerçekten hiçbir masraftan kaçmamış. Ve kaşıkçı elmasını almış. Adam. Gerçekten çok zeki. Seni kazanmak için son şansını bayağı iyi değerlendiriyor. Ama ne yaparsa yapsın, benimki kadar büyük olamaz. Madem o kadar pişman, ben de ona her şeyi unutturacağım. Ödeşeceğiz. Hayat, bunu gerçekten yapmayacaksın değil mi?
ben size tamam dedim ama içime bir türlü sindiremiyorum. Bak şimdi, ben senden birilerini bulmanı istedim mi? İstedim. Sen de buldun mu? Buldum. Ha, tamam. Peki ben o adamlarla işi bağladım mı? Bağladım. Şimdi senden sadece küçük bir şey yapmanı istiyorum. Ama Derya Hanım, ya bir şey olursa? Amacı bir şey olması değil, bir etki yaratması sadece. Aa, ama artık daha kaç kere tekrar edeceğim o ya? Böyle giderse herhalde yolları ayıracağız seninle. Ama Derya Hanım, korkuyorum. Ya korkacak bir şey yok ki. Senden tek istediğim yatmadan önce sigortaları kapatıp şu kapıyı aralık bırakma. O kadar. Ya evde birileri görürse geldiklerini? Evde Azime Hanım'la benden başka kimse olmayacak ki. O da top patlasa uyanmıyor zaten. Ayrıca da bu işi rica için yapmayacaksın herhalde. Bir tek hareketle maaşının 10 katını cebine indireceksin. Öyle değil mi? Ya da ben seni tutmayayım. Sen git bir an önce bavulunu falan topla. Tamam. Tamam. Ha şöyle. Nihayet aklın başına geldi. Neredesin be Tertin? Ne oldu ya? Ya sabahtan beri seni soruyor. Gelecekti gelmedi, gelecekti gelmedi diye. Ben de bir şey oldu sandım. Neyse, şimdi beni görünce rahatlar. Hadi. Oğlum. Nasılsın anne? E işte. Burada nasıl olabilir ki insan? Sana iyi bakmıyorlar mı yoksa? Yani. Özel hastane gibi olmaz tabii. Mutlaka daha iyisi vardır. Yani ben doktor çok iyi olduğu için seni burada bıraktım. Başka bir amacım yoktu. Ama başka yerde aldırabilir miyim ben? Yok yok. Nasıl olsa birkaç güne kadar evimize çıkacağız. Sıkarım dişimi. Hay Allah. Ben de nelerle canını sıkıyorum senin. Hastalığıma ver, olur mu? Anladığım kadarıyla ben sana çok kötülük etmişim.